Bazen şöyle şeyler oluyor. Zaten aklınızda olan bir şey mesela. Hı hı. İnsanlar yüzünüze vurmuş oluyor. O bazen kötü oluyor. Bir dakika. Motoru geçmesi bekliyorum. Bizim bir komşumuz var. Hep motoru geçiyor. Bu birkaçıncı etti yani. Bu yaz Sarbaşa diye bir filmimiz çıktı. Ve Galiçe İşgal Altında. Evet. TN yapımla. Açıklamayacak mısın peki ismini? 45 yaşındaki kadınların örnek alması gereken konuşmalar bizim beceremediğimiz bir şey söylüyorsun. Çocuk isteyen arkadaşlarım oluyor. Hani senin yaşında. Evet, hani kendilerine böyle gelsinler. Şu olmaz. An değil tabii ki de. Hani böyle bir an önce anne olsam falan. Ben böyle yok. Bana biraz uzak gerçekten. Hayatımda mesela o gün full evde oturuyorsam çekmiyorum. Hani ne çekebilirim diyorum. Ama o gün festivale gidiyorsam evet bugün eğlenceli bir gün olacak. Hani bunu takipçilerim de görmeli diyorum. Merhabalar efendim, merhabalar. Eflatun TV izliyorsunuz, Kadınca programı. Ben Deniz Pilinçine. Bugün gerçekten az konuşacağım, söz veriyorum. Konuğum Bilge Su Işık. Bilge hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl hissediyorsun, nasıl bir gün bugün? Keyfin yerinde mi? Yerinde. Çok güzel gidiyor her şey. İstediğim gibi tamam. Ya seninle ilgili sadece demin Instagram'da yaptığım bir paylaşımda cıvıl cıvıl dedim. Benim normalde kullandığım bir laf değil ama sen hakikaten bir tek şunu söyleyeceğim. Karşılaştığında insanın yüzüne ışığını yansıtan cıvıl cıvıllıkta birisini onu söylemem lazım. Peki hemen şöyle başlayacağım. YouTube fenomeni ya da YouTube'un yıldızı diyebilir miyim senin için? Kendini öyle tanımlar mısın? Ne düşünüyorsun bu konuyla? Yani evet, YouTube fenomeni denebilir. YouTube'un yıldızı denebilir mi? YouTube'un yıldızını ben uydurdum şu an. İlk nasıl başladı bu iş? Yani ilk video çekmeye nasıl karar verdin? Ben şöyle fotoğrafçılığa çok ilgim vardı. Daha sonra video yapmayı öğrendim. Videoya kaydı tüm ilgim. Ve yaptığım videoları paylaşmaya başladım. 3 yıl önce. Temmuz ayında başladım. 2016 yazında. Sonra paylaştıkça insanlar da izledikçe ben de onların ne istediğine göre daha çok paylaşmaya başladım. Aslında ilk videomdan direkt izlenmeye başlamıştı. Yani çok uğraşmadım sürekli bir kitleye hitap etmek için. Birazcık şansım yaver gitti. Hep yay burçlarının özelliklerinden biri de şanslı olmaları. Yani öyle oldu benim için. Yani ilk videoyu koyarken peki aklında hani şey var mıydı ya ben böyle şeyler yapayım hani fenomen olayım gibi plan değil tamamıyla içinden geldi ve koydun. Evet zaten birçok şey hakkında bilgim yoktu YouTube'da. Ben de onun yağında kavruldum kendim yani bir süre. Pek öyle bir hedefim yoktu açıkçası. Daha çok yaptığım işi gösterme hevesim vardı. Çünkü video yapmayı cidden seviyorum. Yaptığım videolarda işte kamera karşısında oturup konuşmak değildi aslında. Daha çok gezdiğim, gördüğüm yerlerden işte GoPro'dan, drone'dan, su aldığı havadan çektiğim bütün şeyleri kaydedip kendim böyle klipler çıkarıyordum. İşte tatilde vesaire. Sevdiğim şarkılara. Ondan sonra insanlar şey demeye başladı hani kendin de çek. İşte kendin bunu nasıl yapıyorsun, yap. Bunu nasıl yapıyorsun. Sonra ben de kamera karşısına geçip çekmeye başladım. Böyle oldu. Planlanmamış ama güzel bir şey. Planlanmadan çıkılan ve muhteşem sonuçlanan bir yol esasında. Peki kendini ünlü hissediyor musun? Yani ünlüyüm, sokakta falan nasıl tepkiler? Seni görünce ne yapıyorlar? O kadar çok takipçim var ki. Çok güzel. Evet. Şöyle yani tabii ki sanırım hani celebrity diyemem kendime. Ama yani internetten ünlü olduğum için genelde sokakta yürürken karşılaştığında ne yapıyorlar mı sence? Gelirken mesela buraya fotoğraf çekinme biriyle. Yani şey insanlar heyecanlanıyor fotoğraf çekmek istiyorlar. Ama ben de bazen garip hissediyorum. Çünkü hani ben de normal onlardan biriyim gibi hissediyorum. Hala da öyle yani benim için. Şey tepkileri bazen hani canımı sıkıyor. Böyle hani sanki Rihanna'yı görmüş gibi böyle ağlayan falan oluyor. O zaman ben de çok geriliyorum. Çünkü hani garip bir an oldu. Şey bu kadar büyük bir etki yarattığımı düşünmüyorum. Çok önemli. Ama çok büyük bir sayıda takipçim var aslında. Bazen onun farkına varamıyor insan. Ama yani öyle denebilir. Peki iletişimin nasıl birebir? Yani şimdi hepsi izliyor, nefesini tutmuş vaziyette. Senin ağzından çıkacak her şeyi bekliyorlar. O yüzden sadece hani mesela gelen yorumlara birebir cevap veriyor musun? İyi, kötü. Ya da kötü yorumlar geldiği zaman ne hissediyorsun? Nasıl baş ediyorsun bununla? Şöyle. Aslında
dakika. Motoru geçmesi bekliyor. Bizim bir komşumuz var, hep motoru geçiyor. Bu birkaçıncı etti yani. Şöyle, yani normalde bir yere kadar bütün yorumlara hep cevap vermeye çalıştım. Sonra yetişemedim. Yetişememeye başladım. Ama yine de işte mesajlara bakıyorum. İnsanların sorduğu şeyleri cevaplamaya çok çalışıyorum. Çünkü genelde kendi hayatımı paylaşıyorum. Kötü yorumlarsa bir yere kadar, hani bir sınırı var onun da. Oraya kadar hepsine hani kendime bir eleştiri olarak kabul ediyorum. Bir yerden sonra artık ki o çok oluyor hani YouTube'da. Argo kullanılabilir, evet. Belki bilmiyorum. Öyle şeyler olduğunda da tabii ki hani takmamaya çalışıyorum. Zor olsa gerek. Evet, zor oluyor. Yani çoğu kez zor oluyor. Yani en azından şu bir kötü yorumdan dolayı hiç böyle ağladığın falan oldu mu? O kadar içine dokunup canını yaktı oldu mu hiç böyle bir şey? Yok, hiç ağlamadım yorumdan dolayı. Bir tek gerçekten moralim bozulduğu olmuştu yani. Hani bütün gün moralim bozuktu o gün. Ama bazen şöyle şeyler oluyor. Zaten aklınızda olan bir şey mesela. Hı hı. İnsanlar yüzünüze vurmuş oluyor. O bazen kötü oluyor. Çünkü hani artık diyorsunuz ki yani beni tanımayan ve sadece seyreden insanlar bile fark ediyor diyorsunuz. O zaman kötü oluyor cidden. Onun dışında da genelde yapıcı yorumları eleştiri olarak kabul ediyorum. Vallahi şahanesin yani. O başında söylediğim enerji inanılmaz. Yani konuşurken ben insanların niye videolara takılı kaldığını birebir şu an canlıda yaşıyorum. Peki oyunculuk dediğimde heyecanlanıyor musun? Bu yapmak istediğin için böyle bir yola girdin çünkü. Hı-hı. Nasıl gidiyor? Oyunculuk şu an güzel gidiyor. Çok heyecanlanıyorsun, görüyorum onu. Evet. Yani hiç yine aklımda olmayan bir şeydi. Nasıl oldu? Nasıl gelişti? Şöyle, benim menajerim Gizem abla var. Gizem abla aslında bizim gibi işte influencerlarla değil de dizi oyuncuları, hı-hı, gerçekten oyuncularla çalışıyor. O beni biraz yönlendirdi. Sonra Serap Hoca'yla tanıştım. Serap Hoca oyuncu koçluğumu yapmaya başladı. Gittikçe böyle ciddileşti. Aslında ben sinema televizyon okuyorum, hı-hı, ve yönetmenlik daha çok istiyorum. Farkındayım. Ama yönetmen olmak için de sonuçta hani kimi yönettiğinizi anlamak da çok önemli. O yüzden oyunculuğu tatmak da benim için hani eğer öyle bir yolum varsa denemek de isterim diye düşündüm. Hani hiç denememekten iyidir diye. Şu an bir yola girdim. Daha ne olur, nasıl gelişir? Yer aldığım projelerin ismini söyleyebilirsin. İstersen. Olur. Bu yaz Sarbaşa diye bir filmimiz çıktı. Ve Galiçe İşgar Altında, evet. TNR yapımla çektiğimiz internet dizimiz. Daha yayınlanmadı ama. Evet. Yani bir denemek istiyorsun oyunculuğu da ama, evet, esasında anladığım kadarıyla gönlün gerçekten bu işin kamera arkasında. Kamera arkası çok daha hoşuma gidiyor. Ben çok iyi işlere imza atacağını düşünüyorum. Yani bu noktadaki kabiliyetinden dolayı. Peki şeyi soracağım. Sen YouTube'da kimleri izlersin? YouTube'u açtığın zaman muhakkak şunun videosu vardır bakayım dediğin isimler kim? Aslında garip bir şekilde 3 yıldır gerçekten kendime iyi bir YouTube izleyicisi diyemem. Hı hı. Sürekli içerik üretiyorum ama yükleyip çıkıyorum. Hani çok fazla takılmıyorum YouTube'da. Ama Polina'nın videolarını beğeniyorum. O da benim gibi vlog çekiyor günlük hayatını ve bilmiyorum, onun bakış açısı, estetik görüş falan benimle uyuyor yani. O yüzden genel olarak çıkardığı içerikleri beğeniyorum. Onun dışında çok fazla yok. Hani mesela tabii ki çok şeydir ama hani Danla Bilic mesela beğendiğin bir isim mi sence? Gidişi, duruşu, şimdi iyice New York moda haftasında, evet, dün şeyliydi, Adriana Lima ile beraber, evet, fotoğrafı vardı. Bunlar cici hadi de. Çok acayip bir şeye doğru gidiyor. Evet. Başarılı buluyor musun mesela? Öyle bir yol, öyle büyümek, öyle gitmek ister misin? Ben Danla ile zaten tanışmıştım. Nasıl biri, ben tanımıyorum, çok merak ediyorum nasıl bir tatlı biri gerçekten de. Ben çok oturup sohbet etmedik ama sadece tanıştık ve bir etkinlikte beraber şey yapmıştık. O moderatördü. Hı hı. Biz konuşmacıydık. İnsanlarla konuşuyorduk böyle. Dan'ın bence hızlı yükselmesi, buraya kadar gelmesi onun kendi başarısı yani. Hani bilmiyorum, hareketleri benim karakterimle çok uymasa da, çünkü çok keskin, fevri, keskin, dobra bir insan biraz yani. Evet, keskin. Ben de biraz tam tersine böyle aman kırmayayım, öyle demeyeyim, yanlış olur taraftarıyım. Özellikle sosyal medyada öyleyim.
Çünkü ağzından bir kere çıkıyor hani. Ve geri gönderemiyorsun, evet. Seci bir durum. O yüzden o tür davranışların dışında bence Danla'nın buraya kadar gelmesi büyük başarı. Şeyma Subaşı. Ne düşün? Biz takip ediyor musun? Duruşun, onun da sosyal medyası çok kuvvetli. Bir influencer diyebilir miyiz? Bilemiyorum. Deriz herhalde. Evet. Nasıl değerlendirirsin onu? O da aslında celebrity'den influencer olan bir insan. Yani Şeyma'nın da hayatı o kadar ilgi çekiyor ki hani o da ne yapsın, paylaşıyor işte öden. Hani her festivalde, her etkinlikte çok olmak. Çok gezdiği, yani o kadar bizim yani normal insanın gidemeyeceği yerlere gidip de çektiği için muhtemelen. Ben evet. Oradayım mesela. Evet, yani insanlar benim bile hani şu an bile diyorum çünkü Şeyma konuşuyoruz hani. Hı-hı. Benim bile hayatımı hani merak ediyorlar. Nereye gidiyorum, okula, eve, evde çeksem de hani evimi merak ediyorlar. Onun hayatı çok çok üst düzey, farklı bir hayat gibi geliyor herkese. Helikopterle bir yerlerden geldik. İniyor. Burning Man'e gidiyor. Her yere gidiyor sonuçta. İnsanlar da o yüzden beğenerek uh-huh. şey yapıyor bence, takip ediyor. Ama onun da işte bir anne profili var. Bir de başka. Çok genç bir anne olması da var. Evet. O yüzden küçük hataları oluyor sanırım sosyal medyada yaptığı. Onu soracağım. Yani bu bütün bu sohbetteki en ciddi sorum, hani hakikaten şunu çok merak ediyorum. 20 yaşındasın ve çok güzel bir yerdesin. Ekstra bir sorumluluk hissediyor musun üstünde? Şöyle ki, yani o kadar çok insan seni takip ediyor ki herhangi bir, ne bileyim ben, yanlış yönlendirmende bir sürü şeye sebep olur mu? Bu ekstra bir yük ve gereksiz fazla olgunluk katıyor mu sana? Bunu soracağım. Evet, yani öyle hissediyorum. Şey, çünkü herkese şimdi 600 bin takipçim varsa hepsine karşı bir sorumluluğum var gibi hissediyorum. Öyle. Zaten kendi sorumluluklarım var. Hani aileme ve okulumla ilgili falan. Üstüne bir de böyle bunlar olunca gerçekten hani yük gibi oluyor işte. Yani mesela bir gün, ya bugün telefona bile bakmak istemiyorum dediğim bir günde öyle bir hakkın yok ama, değil mi? İş olarak mütemadiyen burada bir şey yani yapıyor olman gerekiyor. Evet, genelde yapıyorum. Bu da zor yapıyorum. Olsa gerek. Bazen yani mesela YouTube'a bir ay video atmadığım oluyor mesela. En son bir ay önce attım galiba. Bir de bugün atacağım mesela. Yani motivasyonum düştüğünde kendimi zorlamıyorum çünkü onlar da anlıyorlar. Yapay olacağına, evet. İçinden geldiği zaman olsun. Aynen öyle yapıyorum. İstiyorsun. Bu çok önemli. Bunu hiç kaybedeceğini, hani bu duyguyu kaybetmemeni umuyorum ama kaybedeceğini hiç zannetmiyorum. Peki erkek arkadaşın var mı? Var. Ne kadardır var? Ya ben internette birini buldum ama yani bilemiyorum, yani ismini de sormak isterim. Şimdi ben paylaşmadım şeyini. O zaman yanlış. Ben doğru bulmamışım. Bir erkek arkadaş ne kadardır var? O eski. Var? Evet. Oy, pardon, tamam, orada kalmıştım. Ne kadardır var? İki aydır. Ay maşallah yine. Evet. Çok aşıksın sanıyorum. Gözler direkt parladı. Yani önceden de tanıdığım bir insandı. 6 yıldır falan tanışıyorum. Arkadaşlıktan. Evet. Okay. Öyle yani, iki aydır. Açıklamayacak mısın peki ismini? Biz biliyor muyuz, tanıyor muyuz? Ben yine böyle Fransız gibi oturuyorum burada yani. Tanıyor musunuz? Şey, yok, tanımam. Niye iş yapıyor? Kaç yaşında? Tam anne sorularıyla karşınızdayım. O da 19 yaşında. 18 yaşında. 18 yaşında. Öğrenci. Öğrenci. O da sinema televizyon mu? Yok. Bilgisayar mühendisi yapıyor. Akacak bu yıl. Ha, bilgisayar. İsmini vermiyoruz ama buraya kadarını çıkarabilir diye düşünüyorum. Zaten fotoğraf koydum aslında da isim yine vermiyorum çünkü bilmiyorum, sonra onu da çok hani evet. Şey, takip, mesaj, bir sürü şey. Onu hani rahatsız etmesinler diye. Kıskanç mısın peki? Kıskanç mısındır sence? Ben değilim pek. Hı hı. Çünkü ben hep işte ya benim kız arkadaşımdan çok erkek arkadaşım oldu. O yüzden hep erkek arkadaşlarımla gezerken kıskanılmamayı beklediğim için kendim de öyle büyütmüşüm yani. Yıllardır pek kıskanmam. Ama ekstra bir durum olursa işte önceden ilişki yaşadığı biriyle konuşur, karşılaşır. O tarz şeyler olduğunda kıskanırım yani tabii ki. Ama durduk yere hani şey yapmam. Onu niye yaptın, bunu niye yaptın diye. Evet. Bu çok darlamayı 45 yaşındaki kadınların örnek alması gereken konuşmalar. Bizim beceremediğimiz bir şey söylüyorsun. Peki çok erken tabii bu soruyu sormam için ama ileride kendini hani işte evlenmek, çocuk sahibi olmak falan, böyle bir
düşüncen var mı? Çünkü yeni jenerasyonda şunu çok duyuyorum. Ben evlilikten, evlilik fikri bana göre değil. O kurumu hayatıma almak istemiyorum. Çok duyuyorum. Evet. Sen bu konuda fikrin ne? Ya ben de küçüklükten beri evliliğe bir şeyim var. Hani uzak duruyorum. Düşünce olarak sizin da. Sizin jenerasyonda çok var. O yüzden merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bir de ben çok küçük çocuklarla anlaşamıyorum. Yani şey yapamıyorum. Böyle hani evet, tatlı geliyor ama mesela yanıma getirdiklerinde oynayamıyorum, edemiyorum. O şeyi kuramıyorum şu zaman. O yüzden de hiç böyle işte hani evleneyim, çocuk yapayım kafasında olmadım. Çok çocuk isteyen arkadaşlarım oluyor. Hani senin yaşında. An, evet, kendilerine gelsinler. Şu olmaz. An değil tabii ki de. Hani ve bir an önce anne olsam falan. Ben böyle yok. Bana biraz uzak gerçekten. Çünkü ben çok bir yere bağlı kalmayı da sevmiyorum. Böyle hani bilmiyorum, küçüklükten beri hayalim dünyayı gezmek. Tahmin etmiştim bunu söyleyeceğim. Bir yay burcu. O yüzden de bilmiyorum, aile kurmak falan. Zaten bir 10-15 yıl düşünmeyeceği şeyleri sormuştum. Peki televizyon programı yapmak, hiç böyle bir teklifler geldi mi sana? Yok. Mesela gezi programı. Aklıma geldi şu an. O annemin hayali. Benim yapmamı istediği. Keşke sensin sen şunu deyip duruyor. Bence de ama yani aynı şeyi düşündük. Hiç istiyor musun peki televizyon ekranında kendini görmek ister misin? Artık yeni yani medya, YouTube okey ama hani televizyonda da olmak isterim der misin yani? Bence yani ne olduğuna bağlı. O gezi programları gibi şeyleri ben de çok istiyordum eskiden. Şu anda hani aşırı istediğim söylenemez ama olsa da kabul ederdim. Bir gezi programında bir şeyler sunmak etmek. Ben yakın bir zamanda böyle bir şey yapacağını düşünüyorum açıkçası. Ya. Gerçekten. Çünkü hani şey, senin videolarında mesela en sevdiğim şey o doğal akış yani. Üniversite sınavının açıklandığı video favorilerimden biri. Gerçekten inanılmazdı. Peki video fikirlerini şunu da sorayım. Mesela kalkıp böyle planlı program, evet bu hafta şunu çekeyim, şöyle yapayım falan mı? Yoksa gerçekten akışında o an heyecanlandığın bir şey videoyla belgeleme gibi mi gidiyorsun? Daha çok spontane gelişiyor. Ben çünkü vlog çekiyorum. Hani makyaj kanalı değilim. Ondan biraz sıkıldım ben o makyaj kanalları. Sen de yalan söyledin. O yüzden hayatımda mesela o gün full evde oturuyorsam çekmiyorum, hani ne çekebilirim diyorum. Ama o gün festivale gidiyorsam evet bugün eğlenceli bir gün olacak. Hani bunu takipçilerim de görmeli diyorum. Başlıyorum vlogga sabahtan, akşam başlıyorum. Genelde o gün ya da o hafta ne yapacaksam ona göre şekilleniyor. Çok zaten kendim kurguladığım için falan da çok prodüksiyona girişmiyorum. Ya mesela kameram var ama yine vlog kameramı kullanıyorum, küçük olan daha kolay oluyor ediyor falan diye. Öyle. Saçının rengini bir daha değiştirmeyi düşünüyor musun? Çok isterdim ama şu anki de zaten kalması kaynak gerekiyor. Kısa kaynak. Evet. Aa, ne kadarlar şu an? Şu an benim saçım omzumla. Vallahi bu rengi ve bu hali de şahane. Ya. Yeah. Ama ben favorim mor yani. Ben sanırım en çok mor işte, muhteşemdi. Ben de bayılıyorum. Çok güzel. Pembe mor saçımda. Yani en sevdiğim renkler benim. Bir de gri yapıyordum. Ama yandı saçım. O yüzden böyle şu an kısa ve şey. Buralar vallahi falan kısa. Ha, evet evet, kaynak şu an ama gayet güzel gayet güzel gözüküyor. Evet. Onu da söylemem belki lazım. Belki bir buçuk yıl sonra falan yapabilirim. Çünkü anca uzayacak saçım. En çok sık mesela videoların altında saçınla ilgili olan videolar altında yorumların hemen hemen hepsine baktım. Evet. Gerçekten ben bir saç boyası markası olsam kesinlikle seninle çalışırım. Yani. Çünkü ne renk yapıyorsan onu yapıyorlar ama sana çok yakışıyor. Çalıştıkları oldu onların. Oldu değil mi? Evet. Bir tek benim aklıma gelmiyormuş. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ya ben teşekkür ederim. Benim için çok önemliydi. Sonunda biraz konuşacağım sadece. Çünkü hakikaten senin yaşında bu kadar başarılı, bu kadar ne yapacağını bilerek hareket eden ve içinden geldiği gibi davranan çok az insan görüyorum. Benim için harikaydı seni burada ağırlamak. Çok teşekkür ederim. Ben de çok için mutlu oldum. Finalde sadece hepsi seni izliyor. Söylemek istediğim bir şey var mı seni sevenlere? Güzel sorulardı. Memnun musun burada olduğundan? Anlatabildiğimi düşünüyorum. Evet. Çünkü böyle şeyleri hani kamera karşısında konuşmadığımda da kimse anlamıyor hani ne düşündüm, ne hissettiğimi. O yüzden çok memnunum ben de. Ay süper. Bunu duydum ya, içim çok rahat. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Eflatun TV Kadınca, Pelin Çeli bendeniz. Takipte kalır, abone olursanız çok seviniriz. Öpüyorum sizi.